Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir diğer videoda tekrar buluştuk. Evet, yine bir diğer videolar serisine geçiyoruz ama ne konuda videolar? Tabii ki steroidlere geldik tekrar. Daha önce mizahi bir şekilde steroidlerden bahsetmiştim, izlemiştiniz. İki tane video vardı bununla alakalı. Şimdi artık steroid denen bu başlığın alt başlıklarına geçmeye başlayacağız bu video serileriyle birlikte. Ama ondan önce bana en çok yöneltilen sorulardan bir tanesi ise nasıl boyumu uzatırım? Ne yapmam gerekir gibi sorular oldu arkadaşlar. Şimdi size bu konuyla alakalı birkaç tane bilgi aktaracağım. Ama önce size az önce okumuş olduğunuz başlıktan bahsedeceğim. Boyumu uzatan formül diye bir başlık attım ve siz de gördünüz, tıkladınız. Şimdi onu izliyorsunuz. Nedir bu formül? Ama %100 işe yarıyor, haberiniz olsun. Şimdi size boy uzatan en kesin çözümlerden bir tanesini açıklayacağım. Beni dikkatlice izleyin. Bana bu konuda çok fazla soru geliyor demiştik ve bunların cevabını artık açıklıyorum. Evet dostlar, öncelikle boy uzamasını sağlayan 3 temel hormon vardır. Bunlardan biri growth hormonu, yani büyüme hormonu. Diğeri ise hipofiz bezinin salgıladığı bu hormon. Hipofiz bezinin salgıladığı bu hormon arkadaşlar, daha doğrusu kemiklerdeki büyüme plaklarında bulunan kıkırdak hücrelerinin bölünerek çoğalmasını, böylece normal boy uzamasını sağlar. Bu birinci maddeydi. İkinci hormon ise, daha doğrusu birinci hormondu. İkinci hormon. Arkadaşlar, ikinci hormon tiroid hormonu. Tiroid bezinden salgılanan kemiklerin olgunlaşmasını ve hücrelerdeki metabolizma faaliyetlerini düzenleyen tiroid hormonu. Yani tiroid hormonu kemiklerin olgunlaşmasını ve hücrelerdeki metabolizma faaliyetlerini düzenlemeye yarıyor. Düzenlemeye yarayan bir hormondur arkadaşlar. Üçüncü hormon ise özellikle ergenlik çağında çocuğun birdenbire uzamasını sağlayan östrojen ve testosteron hormonudur arkadaşlar. Kilit hormonlar. Şimdi bu hormonlar çocuğun ergenlik çağına girmesini sağlıyor. Östrojen kızlarda, testosteron erkeklerde üretiliyor. Bunu biliyorsunuzdur umarım. Bu üç temel hormonun eksikliği durumunda arkadaşlar büyümede yavaşlama, hatta durma ve boy kısalığı görülüyor. Ne yazık ki. Eğer boy kısalığı hormon eksikliğinden kaynaklanıyorsa hormon tedavisiyle istenilen büyüme hızı sağlanabiliyor. Hatta hormon seviyesi normal olan sağlıklı kişilerde bile ek büyüme hormonu takviyesiyle 6 cm'ye kadar uzama görünüyor arkadaşlar. Evet, büyüme hormonu sadece ergenlik çağını bitirmemiş, yani çocuklarda uzama sağlar. Bunu unutmayın. Büyüme hormonu sadece ama sadece ergenlik çağını bitirmemiş, yani çocuklarda uzama sağlar. Ergenlik çağını geçmiş kişilerde uzama olmuyor dostlar. Fakat kemik yoğunluğunu arttırma, yağ dokusunu azaltma, kalp kaslarını destekleme, kişinin ruhsal durumunu düzeltme gibi faydaları bulunduğundan dolayı yetişkinlere de uygulanabiliyor bu hormonlar. Az önce bahsettiğim hormon tedavisini doktorunuza danışarak yapmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Size gelip bende steroidler var, hormonlar var deyip kandırmaya çalışanlar çıkabilir. Fakat sakın ama sakın itibar edip kalmayın arkadaşlar. Size bunu söyleyenin önce bir boyuna bakın. Ondan sonra gerisini siz düşünün. Eğer boyu uzunsa da yine kalmayın. Bu onun genetik düzeni, o onun genetik yapısı. Evet, ne dedik? Bu insanlara kanmayın dedik. Neden? Çünkü sizin hormon seviyenizi ve vücudunuzun doğal dengesini testler yaparak ortaya çıkarabilecek ve size tedavi uygulayabilecek tek kişi doktorunuzdur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Steroid boy uzatır mı videosunda mutlaka izleyin. Bu videoda daha da detaya indim. O videoyu mutlaka izleyin bakın. Size aktardığım bu bilgiler değerli dostlar. Bakın, size aktardığım bu bilgiler benim kendi fikrim ya da düşüncelerim değil. Ben bunları hem okuduğum üniversitede, mezun olduğum üniversitede ve aynı zamanda daha sonrasında ise kendimi geliştirmek için araştırma yaptığım enstitülerde ve aynı zamanda Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu bünyesinde verilen eğitimler sonucu da aldığım bilgilerle
ve daha sonrasında ise yine araştırdığım birçok vücut geliştirme enstitüsünden aldığım bilgileri, son bilgileri yani güncel bilgileri daha doğrusu size aktarıyorum. Bunlar kendi düşüncem ya da fikirlerim değil arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Evet, doktorla danışmadan hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Ama steroid boy uzatır mı videosunu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Steroidlerle alakalı videolar serisi başladı. Evet, videoyu izledikten sonra like butonuna basmayı unutmayın dostlar. Bu sayede bize destek vermiş oluyorsunuz. Ve biz de sizin işinizi yarayacak ve sizi bir sonraki adıma daha sağlıklı bir şekilde ulaştıracak videoları çekmiş oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Değerlisiniz. Hayatın tadını çıkarmaya bakın. Zamanınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Hoşçakalın ve bir dağ gibi yükselmeye devam edin. Görüşürüz.